Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Haber yazma ve toplama tekniklerini anlatıyoruz. Haber değerinden bahsettim. Bu videomda da sizlere artık yavaş yavaş haber yazma süreçlerinden bahsetmek istiyorum. Evet, neyin haber olacağına karar verdikten sonra, haber değeri taşıyıp taşımadığına karar verdikten sonra artık yazma kısmına geçiyoruz. Ama haber yazma sürecinde ön planda tutacağımız 4 tane başlığımız var. Birincisi, düşünme ve odak noktası bulma aşaması. Yani haberin neyi ön plana, haberde daha doğrusu neyi ön plana çıkaracağımız konusunda oturup bir düşünmemiz lazım. Önümüzde bilgi var. Her türlü bilgimiz mevcut, söz konusu. Fakat biz bu bilginin neresinden tutup kaldıracağımızı çok iyi tayin etmemiz gerekiyor. Bu yüzden de düşünmemiz ve bir odak noktası bulmamız gerekiyor. İkincisi, bilgi toplama aşaması. Evet, artık odak noktamızı bulduk, neyi ön plana çıkaracağımızı bulduk ama bir bilgi toplama sürecine girmemiz lazım. Yani artık konunun tanıklarıyla ya da uzmanlarıyla ya da bilir kişileriyle görüşerek haberimize bir derinlik katmamız lazım. Bu aynı zamanda da haberimizin doğruluğunu ve gerçekliğini de kanıtlamamıza fayda sağlayacak. Haber metnini yazma aşaması. Evet, artık tüm argümanlarımız hazır. Artık yazmaya geçebiliriz. Yine odak noktamızı, başa çekeceğimiz konuyu biliyoruz ve haber yazmaya geçiyoruz. Yazdıktan sonra da elbette ki haberi doğrulama aşamamız, yani denetleme aşamamız devreye girecek. Peki değerli izleyiciler, haberin anatomisinden birazcık sizlere bahsetmek istiyorum. Yazım aşamasına geçtikten sonra. Haberin başlık ve spotlardan oluştuğunu, üst başlık, alt başlık, ara başlıklar, spot başlıklar gibi başlıklardan oluştuğunu elbette ki biliyorsunuz. Giriş bölümünde haberin aslında en önemli noktasını vermeliyiz. Yani bir kişi haberin başlığını okuduktan sonra, giriş kısmını bitirdikten sonra habere ilişkin neredeyse tüm bilgileri elde etmiş olmalı. Giriş kısmını yazdıktan sonra haber gövdesi kısmı karşımıza gelecek. Haber gövdesinde de yine detaylarına, haberin detaylarına, belki ikinci bir tanık varsa ikinci bir tanığın sözlerine, belki yan bilgilere ihtiyaç duyulabilirse yan bilgilere geçilebilir haberin gövdesinde. Ama dediğim gibi girişinde en önemli kısmını belirtmemiz gerekiyor. Haberi anlatırken ve aktarırken iki yöntem genellikle kullanılır. Birisi dolaylı, birisi diğeri de doğrudan anlatım. Doğrudan anlatımda şöyle bir cümle sarf edilebilir. İkisi arasındaki farkı size anlatmak adına bunu altına çizmek istiyorum. Örneğin doğrudan aktarım. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Yasin Kara, virgül dedik, tırnak açtık, halkla ilişkiler birimleri bir kurumun dışa açılan kapısıdır dedi. Dedikten sonra yine tırnağı kapattık ve dedi. Dedikten sonra değerli izleyiciler, bu artık bir doğrudan aktarım. Yani kişinin sözlerinde herhangi bir ekleme çıkarma yapmadan doğrudan bir şekilde aktarmış oluyoruz. Daha doğrusu kendi cümlesiyle aktarmış oluyoruz. Ama dolaylı anlatımda da Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Yasin Kara, halkla ilişkiler birimlerinin bir kurumun dışı açılan kapısı olduğunu söyledi. Bakın, artık biz söylüyoruz onu. Yani bu haberi tırnak içerisinde vermek yerine, yani kişinin kendi cümlesini kendi ağzından vermek yerine, artık onun cümlesini biz kendi ağzımızdan, haberi yazan kişinin ağzından verme sürecini tercih ediyoruz. Buna da dolaylı anlatım deniliyor. Genellikle bu iki teknik kullanılır. Peki haberin anatomisine devam edecek olursak eğer, bazı haber yüklemleri vardır, haber aktarma yüklemleri vardır. Doğrudan anlatımda açıkladı, dedi, söyledi, belirtti diye konuştu gibi söylenirken, dolaylı anlatımlarda da belirtildi, açıklandı, bildirildi, önerildi, ileri sürüldü gibi kelimeler, daha doğrusu yüklemler kullanılır. Haberin sonlandırması son derece önemlidir. Haberin sonuç paragrafı ve cümleler aslında geçmişe ait bilgiler verirken geleceğe dönük de bir takım bilgiler içermelidir ya da içerebilir. Birkaç örnekle size hemen bunu zenginleştirmek istiyorum. Haber sonlandırma ifadeleri, toplantı ödüllerin verilmesiyle sona erdi der, haberi bitirirsiniz. Ya da bölgede hava sıcaklığının 40 derece olduğu belirtiliyor deyip haberi bitirebilirsiniz. Sanatçı kutlamalar çerçevesinde 2 Eylül'de Antalya'da bir konser verecek dersiniz. Bakın, geleceğe yönelik bir bilgi vermiş olduğunuz bu durumda.
meydana gelen zararın 250 bin lira olduğu kaydedildi dediniz. Burada da olayla ilgili bilgi verdikte, örneğin bir deprem haberi verdiniz. Depremde yaralanan kişilerle ilgili, hasar gören evlerle ilgili bilgi verdiniz. En sonunda da depremin ya da meydana gelen zararın 250 bin TL olduğu kaydedildi diye bitirebilirsiniz haberi. Bu da geçmişe ait bir bilgi verdiğinizi anlatıyor değerli izleyiciler. Evet, haberin gövdesiyle devam edeceğiz. Haber yazma teknikleriyle devam edeceğiz ama bu videoyu burada sonlandırıyorum. Çünkü artık haberi yazarken direkt olarak kullanmamız gereken, haberin içerisinde olması gereken unsurları konuşacağız. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.